Merhaba arkadaşlar. 2016 LYS geometri soru çözümleri. Birinci sorumuzda arkadaşlar, bir üçgende iç bölgesinde bir tane dikdörtgen verilmiştir. Bazı alanlar verilmiş. CED üçgenin alanı 54. Dikdörtgenin alanı ise 72. Bu dikdörtgeni DEB köşegeni ile iki parçaya bölüyoruz. Alanlar da iki eş parçaya bölünecektir. 72 bölü 2'den 36, 36. Burada CED üçgeninden DEB üçgenlerine baktığımızda E köşesinden bu iki üçgenin alanları CD ile DB'nin oranlarına eşit olacaktır. Yani 53B'ye 54 ise, yani 54 ile 36'nın oranı 3 bölü 2 oluyor. Yani CD ile DB'nin oranları 3A'ya 2A diyebiliriz. Aynı şekilde üçgende benzerlik kullandığımızda CED üçgeninden CAB üçgenlerinde bu karşılıklı kenarları da aynı oranda olacak. 3A'ya 3B dersem 2A'ya 2B derim. Bizden istenilen AFE üçgenin alanı. Ona da S dersek arkadaşlar. Şimdi yine bir parçalı alan yapacağım. CEB üçgeninden EAB üçgenlerinde. Bu iki üçgenin alanların oranları 3B ile 2B'ye orantılı olacaktır. Yani 3B'ye alan 54 artı 36, 90 ise 2B'ye alan 1B'ye 30 olur, 2B'ye 60 olur. 2B'ye 60 ise o zaman S artı 36 eşittir 60. Buradan da S eşittir 60 eksi 36'dan 24 olur. Cevabımız Bursa arkadaşlar. İkinci sorumuzda bir dik üçgende AE doğru parçasının uzunluğu sorulmuştur. Yine alan var. CD ve AE doğru parçalarıyla bu üçgenin eşit alanlı üç üçgene ayrılmıştır. Yani buradaki alanımız S, S, buna da S diyebiliriz. Yine CAD ile CDB üçgenlerinde parçalı alan kullanırsak, yani CAD'nin alanıyla CDB'nin alanlarının oranları 2 bölü 1, şuradaki AD ile DB'nin oranlarına eşit olacak. Yani 2K'ya, burayı da K diyebiliriz. Aynı şekilde CAD üçgeninde de CAE ile EAD'nin alanları birbirine eşitse CE'nin uzunluğuyla ED'nin uzunlukları birbirine eşit olur arkadaşlar. Çünkü A köşesinden yükseklikle aynı olur bu üçgenlerde. O zaman dik üçgende hipotenüse doğru kenar ortay X, hipotenüsün yarısına eşittir. Yani CE'nin uzunluğu X, ED'nin uzunluğu da X olur. Böylece CAD üçgeninde 2x'i bulduğumuzda x'i de buluruz. Burada AB'nin uzunluğu verilmiştir bize. 3K bulmuştuk. Eşittir 9. Buradan da K eşittir 3 olur. Şurada C2K'da 6 olur tabii ki. Yani AD'nin uzunluğu 6. CAD üçgenine baktığımızda 6, 8 o özel üçgen var.
6, 8, 10 üçgeni. Böylece 2x eşittir 10 olur. X eşittir 5. Cevabımız Adana arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda yine bir üçgen sorusu, alanlarla ilgili. Neler verilmiştir? ABC üçgeni dik üçgen, ABD de ikizkenar üçgen. AD'nin uzunluğu eşittir DB'nin uzunluğuna eşittir 30 birim. Ve bir de alanlarda orantı var. ABD'nin alanı ABC'nin alanının iki katıdır arkadaşlar. ABD'nin alanı ABC'nin alanının iki katıdır. Şimdi bu ikizkenar üçgende tepe noktası D noktası, D'den tabana doğru bir dikme çizdiğimde arkadaşlar bu üçgenin alanını iki eş alana bölecektir. Ve AC ile DH'ın uzunlukları da arasındaki uzunlukların oranlarını bulacağız. Bunu birbirine paralel oldu bu doğrular. O zaman benzerlik de kullanabiliriz. Bakalım hangi benzerliği kullanacağız. DH AB'yi iki eş parçaya bölmüştü. Tabana doğru dikme ikizkenar üçgende tabanı iki eş parçaya bölüyor. Şuradaki DH ile CB'nin kesişim noktasına F dersek FH AB C üçgeninde orta taban oldu. Bunun uzunluğuna da B dedim. O zaman taban AC 2B olur arkadaşlar. Şimdi alanları kullanacağız. Nedir ABC üçgeninin alanı? Bu kenarlara da AH'a da A dersek HB eşit, o da A'ya eşit. Alanların oranlarını kullanacağım arkadaşlar. ABD'nin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu iki kat oldu. O yüzden de iki eş parçaya bölündüğüne göre AHD'nin alanını kullanırsak A çarpı DH uzunluğu bölü 2 eşittir diğer üçgenin alanına olacak. Diğer üçgenin alanı da 2A çarpı 2B bölü 2. Yani A'lar sadeleşti. Buradan da DH'ı eşittir 4B'ye buluyoruz. Yani buradaki DF'nin uzunluğu 3H oldu arkadaşlar. Burası DF'nin uzunluğu 4B oldu. Yani DF'ye 3B. Şimdi AC ile DH birbirine paralel demiştik. O zaman ACE üçgeninde DEF üçgeninde de benzerlik kullanabiliriz. Kelebek benzerlik ne oranı var? 2'ye 3 oranı var. O zaman ben AE'nin uzunluğuna 2C dersem DE'nin uzunluğu 3C olur. Böylece toplamları 5C eşittir DB'nin uzunluğuna 30, C eşittir 6. Bize ne sorulmuştu? X eşittir 3C. O da eşittir 3 çarpı 6'dan 18 olur. Böylece cevap Denizli oldu arkadaşlar. Sıradaki sorumuzda 3 tane kare verilmiştir arkadaşlar. Birinin bir kenar uzunluğu 3, diğerinin 2, diğerinin de 1 birim. Boyalı bölgenin alanları toplamlarını sormuş bize. Boyalı alanları bulabilmek için arkadaşlar ben şuradaki şu ikinci karenin
den oluşan iki tane yamuğu bir inceleyeceğim. Onun için de benzerlik kullanacağım. Şuradaki taralı üçgene baktığımda bir kenarına şu kenarla şu kenarların orantılarını bulacağım. Onun için de buradaki C köşesinden ABC üçgeninde 6 uzunluğa AB'ye 3 ise buradaki bu üçgende 1 uzunluğa kaç olur? 1 bölü 2 olur. 3 uzunluğa da 3 bölü 2 olur. Yani şuradaki uzunluk 1 bölü 2, burası da 3 bölü 2. O zaman bu ikinci karenin bir kenarı 2 olduğuna göre şurayı arkadaşlar 2 eksi 3 bölü 2'den 1 bölü 2 buluyoruz. Burası da o zaman 3 bölü 2 oluyor. Ne oldu? Bu taralı yamuk ve beyaz yamuk birbirine eşit oldu, bu iki yamuk. Alanları da eşit. O zaman birinci üçgen alanına A dersem, buna B, burası da B arkadaşlar. Üçüncüsüne de C dedim. Aradığımız taralı alan A artı B artı C'dir. O da bize neyi veriyor? Buradaki ABC dik üçgeninin alanını veriyor. Cevabımız burası oldu. Sıradaki 5. sorumuz arkadaşlar. Bir tane ABCD karesi. Karenin kenar orta noktaları F, G, E. F, H'ın uzunluğu 10. Bize karenin alanını sorulmuş. Karenin alanını bulmak için bir kenar uzunluğunu bulmamız yeterli. Bunun için de arkadaşlar, ben biraz daha büyük çizdim burayı, daha iyi görelim. Ne kullanacağız? Tabii ki bu verilen uzunluğu kullanacağız, HF'yi. Ama bunun için de GF'yi birleştireceğim. Bu GFD üçgeninin AEG üçgenleri ikizkenar dik üçgenlerdir. Yani 45-45-90 üçgenleridir ve birbirine eşittir. O zaman şu FGH üçgeni de dik üçgen olur. Yani buradaki açılarımız 45-45. O yüzden de FGH açısı da 90 derece oldu. Şimdi bu üçgeni kullanacağım. FGH üçgenini buradaki kenara A desem, bu da A'dır. O zaman şu doğru parçaları da birbirine eşit. FG ile FE birbirine eşittir. Burası da 2A oldu. Bu üçgenimiz de Pisagor bağıntısı yaptığımızda A kare artı 2A'nın karesi eşittir 10'un karesinde 100. Buradan da ne buluyoruz? A eşittir 5A kare eşittir 100. A kare eşittir 20. A eşittir 2 kök 5 oluyor. A 2 kök 5 ise arkadaşlar, şimdi FG'yi de çizebilirim. FE'yi. FG E üçgeninden de burası ne oldu? 2A 4 kök 5 oldu. O zaman bu da ikizkenar üçgen. FE'nin uzunluğu da 4 kök 10 oldu. Bu uzunluk aynı zamanda bir kenar uzunluğuna da eşittir. Karenin 4 kök 10'a. Böylece alan
4 kök 10'un karesi, o da eşittir 16 çarpı 10'dan 160 olur arkadaşlar. Cevabımız Denizli. Sıradaki soruda arkadaşlar bir paralelkenar verilmiştir. Bu paralelkenar iki köşede açıortaylar var. C açısının ölçüsü sorulmuştur. ABE üçgeninde de E açısının ölçüsü verilmiştir 79 diye. Burada bu eş açıları adlandırdığımızda alfa alfa, doğruda açılardan, paralel doğrularda açılardan alfa artı beta eşittir 79 diyoruz. Aynı zamanda paralelkenarın özelliklerinden de 2 alfa artı 3 beta eşittir 180 oluyor. Buradan da iki bilinmeyen iki denklem çözdüğümüzde alfa eşittir 57 derece olur arkadaşlar. Bildiğimiz gibi paralelkenarda karşılıklı açıların ölçülerin ölçüleri birbirine eşittir. Yani x de 2 alfaya eşit oluyor. Bu da eşittir 2 çarpı 57'den 114 olur. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar bir ABCD yamuğu var. AED eşkenar üçgeni var. AB paraleldir, DC demiştir. Bir de ikizkenar üçgenimiz var. EBC. Yamuğun alanı kaçtır? Yamuğun alanını bulmak için arkadaşlar alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik olur. O zaman biz yamuğun alt tabanla üst tabanın uzunluklarını bulacağız. ADE eşkenar üçgenden AE'nin uzunluğu 12'dir. Üst tabanın uzunluğunu bulmak için D'den AE'ye doğru dikme çiziyoruz ve 30-60-90 üçgenini kullanıyoruz. Yani DH yamukta yükseklik oluyor. AH eşittir HE olur. Bunlar da 6-6. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 kök 3. Yüksekliği böylece bulmuş olduk. Şimdi EBC üçgenini kullanacağız. Bu da ikizkenar üçgen. Özelliklerinden tabana doğru çizilen dikme tabanı iki eş parçayı bölüyor. Bu uzunluklar 4. 4 olur. Böylece şuradaki şeklimiz de dikdörtgen oldu. Alt taban 6 artı 4 10, CD de ona eşittir. Böylece alanı bulmak için bütün verileri elde etmiş olduk. Alan ABCD yamuğun alanı alt taban 20 artı üst taban 10 bölü 2 çarpı yükseklik 6 kök 3. Burada da işlemleri yaptığımızda 90 kök 3 olur. Cevabımız Ceyhan. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar bir dikdörtgen sorusu ve ikizkenar üçgenler verilmiştir bu dikdörtgende. ABE'nin ölçüsü verilmiştir 40 diye. X açısının ölçüsünü soruyoruz. X'i. Şimdi burada ikizkenar üçgenleri ve dikdörtgenin özelliklerini kullandığımızda şu E noktası DCE'den ikizkenar üçgen olduğu için ABE üçgeninde ikizkenar olur. Yani bu üçgenden de bazı açıları buluyoruz. Buradaki açı da 40 oldu. Şu DAE açısı 50 oldu. DAE üçgeninden buradaki açılar da birbirine eşit. 65-65 oldular.
Bu üçgende A, E, D de B, E, C üçgenine eşittir. Buradaki açımız da 65'tir. Böylece A, B, E üçgeninde de E açısının ölçüsü de 100 derecedir. Şu dört açının toplamı 360 derece olacak tam açı. Yani x artı 65, 65, 130 artı 100 eşittir 360. Buradan da x eşittir 360 eksi 230'dan 130 derece bulunuyor arkadaşlar. Cevabımız deniz. Sıradaki sorumuz bir düzgün beşgen sorusu. Bir de BFD üçgenine eşkenar üçgen verilmiştir. Şimdi EFB'nin ölçüsü soruluyor bize. Burada bu eşkenar üçgenin özelliklerinden üçgenar uzunluğu birbirine eşit ve açıları da 60 derecedir. Burada bu BD düzgün beşgende bir köşegen. O zaman ben bu açıyı bulmak için bir tane üçgen oluşturacağım. EB'yi çizeceğim. BD eşittir EB. İkisi de köşegen beşgende. O zaman EBF üçgeninde EB eşittir BF oldu. Yani BEF açısı da x oldu arkadaşlar. Şimdi kaldı şuradaki EBF açısının ölçüsünü bulalım. Bunun için de düzgün beşgende bir kenarı gören açı 36 derecedir. Eşkenar üçgenden de buradaki açı da 60 derecedir. Böylece üçgende EBF'de iç açılar toplamından 2x artı 36 artı 60 eşittir 180 yapıyoruz. Buradan da 2x eşittir 84, x eşittir 42 olur. Cevabımız Bursa. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar bir eşkenar üçgenin her bir kenarı üzerinde o kenarı 3 eşit parçaya ayıracak şekilde ikişer nokta belirleniyor. Sonra bu noktaların tamamı köşe kabul eden düzgün altıgen oluşturuluyor. Buna göre oluşturulan bu altıgenin alanının eşkenar üçgenin alanına oranını sormuştur bize. Oluşan altıgenin alanı eşkenar üçgenin alanına oranı. Şimdi bu şekli biraz daha devam edersem arkadaşlar, yani altıgende de şu köşegenleri çizdiğimizde uzun köşegenleri, oluşan üçgenler birer eşkenar üçgendir. Altıgenin özelliklerinden bunu biliyoruz ve bunların alanları birbirine eşit. Bu doğru parçalarda eşit olduğu için bu alan üçgenlerin alanları hepsi birbirine eşit olacak. Bunlara da S, S diye adlandırıyoruz. 9 tane eşkenar üçgen oluştu. Altıgenin alanı 6S. Eşkenar üçgenin alanı 9 tane üçgen olduğu için 9S. Buradan da cevap 2 bölü 3 oluyor. Ceyhan. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar bir düzgün sekizgen verilmiştir. Bu düzgün sekizgende bir tane köşegen var. GD bu köşegene doğru A köşesinden de bir dikme çizilmiştir. GD'nin uzunluğu bölü AK'nin uzunluğu sorulmuştur bize. Şimdi düzgün sekizgenin özelliklerini de kullandığımızda bu AK'yi devam edersek burada oluşan üçgen 45 45 90 üçgeni çünkü dış açısı 135 derecedir. Bu uzunluklara ben AA dersem bu üçgende hipotenüsün uzunluğu A kök 2'dir. Aynı zamanda GH'ın uzunluğu da A kök 2'dir. Buradan da H'tan AK'ya doğru bir dikme çizdiğimde bu uzunluklar da A'dır. Şurada bu dikdörtgen oluştu burada. Bu dikdörtgende de şu kenarımızın uzunluğu da A kök 2'dir. Şimdi FA köşegeni üç kenarı gören bir
köşegendir. GD de üçkenarı gören bir köşegen. Bunların uzunlukları birbirine eşittir düzgün sekizgende. Böylece GD'nin uzunluğu 2A artı A kök 2. Bölü AK'nin uzunluğu, o da A artı A kök 2. Bu ifadeyi de düzenlediğimizde arkadaşlar A'lara sadeleştiriyoruz. 2 artı kök 2 bölü kök 2 artı 1. Böyle bir ifade olmadığına göre cevaplarda paydayı eşleninden çarpıyoruz. Kökten kurtulmak için. Paydanın eşleniği de kök 2 eksi 1'dir. Bu ifadeyle düzenlediğimizde kök 2 eksi 2 artı 2 eksi kök 2 bulunuyor. Bu ifade de eşittir 2 kök 2 kök 2 2 kök 2 eksi kök 2, o da kök 2'ye eşit oluyor. Yani cevabımız Ceyhan oldu. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar, birim kareler üzerinde merkezleri gösteren 5 adet çember verilmiştir. Buna göre bu çemberler arasında kalan bölge boyanmış. Bu bölgenin çevresini sormuş bize soruda. Bakalım şimdi bu bölgenin çevresinde neler var? Bir tane şu yay var. Bu çemberin 1/4 biri bu yayın uzunluğu. Buradaki aynı çember, o da 1/4 biri. Diğerinde yarıçapı 3 olan 1/4 biri. Bunda yarım çember, bu da 1/4 biri, yani çeyrek çember. Bunların yarıçapları da 2 2 1 1. Bunun yarıçapı da 3. Bunların hepsini bulup arkadaşlar toplamlarını bulacağız. Yani bu iki tane çeyrek yayın uzunluğu bir tane yarım daire yapacak. O yüzden 1 bölü 2 2 pi çarpı 2 diyorum. Artı bu da 1 bölü 2 2 pi çarpı 1 artı 1 bölü 4 2 pi çarpı 1 artı 1 bölü 4 2 pi çarpı 3. Bu ifadeyi de düzenlediğimizde sıradaki 13. soruda arkadaşlar, bir yarım çember var. AD doğru parçası OT doğru parçasına paraleldir. OT'nin uzunluğu 3, AD'nin uzunluğu 2. TC'de T noktasında bu yarım çembere teğettir. Neyi sormuş bize? AC doğru parçasının uzunluğunu sormuş. Şimdi burada arkadaşlar teğetin özelliklerini çemberde kullandığımızda OT diktir, TC olur. D ile B'yi de birleştirdiğimizde doğru parçaları OT ile AD paralel olduğu için şu ADB açısı da 90 olur. Burada bu paralellikten DA O açısı TO C açısına eşittir. O zaman bu iki üçgende benzerlik kullanabiliriz. ABD üçgeni ABD üçgeni benzerdir OCT üçgenine. Açı açı kuralına göre. O zaman benzerlik yazdığımızda bu AO olan OB'nin uzunlukları da 3 3. 2'ye hipotenüs uzunluğu 6 ise 3'e 3 kat olur. Yani burası da 6 olur. Böylece AC'nin uzunluğu da eşittir 12 olur. Cevap Ceyhan arkadaşlar. Sıradaki sorumuzda
Bir tane ABCD dikdörtgeni var. İki tane de yarım çember. Bu çemberler birbirine dıştan teğet. Ne sorulmuş bize? Küçük çemberin çapı sorulmuş arkadaşlar, x diye. Şimdi bu çemberlerin merkezlerini aldığımızda merkezleri birleştiren doğru parçası mutlaka bu çemberlerin ortak noktasından geçer. Ben bu küçük çemberin yarıçapına r dersem burası da r olur. Diğer büyük çemberin yarıçapı 20 olur. Şu doğru parçasının uzunluğu da 20'dir. Burada O, B, F üçgeninde dik üçgen. Çünkü CB bu yarım çembere B noktasında teğettir. Pisagor bağıntısı uyguladığımızda 20 artı R'nin karesi eşittir 20'nin karesi artı 12 artı R'nin karesi. Buradan da işlemleri yaptığımızda 400 artı 40 R artı R kare eşittir 400 artı 144 artı 24 R artı R kare. Sadeleştirme yapıyoruz arkadaşlar. 16 R 40 R eksi 24 R eşittir 144 oldu. Buradan da R eşittir 9. Bize x'i sormuştu. X de 2 R'ye eşit. O da eşittir 18 olur. Cevap Denizli. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar bir tane kare. Bu karenin çevrel çemberi ile iç teğet çemberi arasında kalan bölgenin alanı karenin alanına oranı sabittir demiş. Bu sabit oranı kaç olduğunu merak eden Eren bu oranı doğru olarak hesaplamış ve x olarak bulmuştur. Buna göre x kaçtır demiş. O zaman bir tane ABCD karesini alalım. İç teğet çemberi, çevrel çemberi, bunların merkezleri aynı oluyor. Bu da karenin arkadaşlar ağırlık merkezidir. Yani köşegenlerin kesişim noktası. Aynı cinsten bu uzunlukları ifade edersek iç teğet çemberinin yarıçapına r dersem çevrel çemberin yarıçapı r kök 2 olur arkadaşlar. Karenin de bir kenar uzunluğu 2r olur. Yani burada 45 45 90 üçgeni var. O yüzden de OH'ın uzunluğu r ise AH'ın uzunluğu da r olur. Buradan İki çember arasında kalan bölge bir daire dilimidir. Bunun alanı daire halkasıdır. Daire halkasının alanı eşittir. Dıştaki dairenin alanından içteki dairenin alanını çıkartırız. R kök 2'nin karesi pi eksi içteki dairenin alanı r kare pi. Bu da eşittir. R kare pi olur. Karenin alanı arkadaşlar o da 2R'nin karesi eşittir 4R kare. Böylece R kare pi bölü 4R kare eşittir pi bölü 4. Cevap Ceyhan. Yine bir BD çaplı çember. Bu önemli. Buradaki yaylar verilmiştir. CD yayı, CB yayı, AB ve AD yayları. Ve bu iki kirişten oluşan bir tane açı. Bu açıya çemberde iç açı diyoruz. İç açının ölçüsü kollar arasında kalan yayların ölçülerinin toplamları bölü 2 olarak bulunur. Yani biz burada DC yayın ölçüsü artı AB'nin ölçüsü bölü 2 bize x'in ölçüsünü veriyor. Bu x açısının ölçüsünü bulmak için o zaman biz buradaki yayların ölçülerini bulmamız gerekir. Şimdi şekilde bu yayların uzunlukları sırasıyla 2, 4 ve 1 birimdir demiş. O zaman biz bunlara kat dersek 1 kat, 4 kat, 2 kat
Şimdi BD de çap olduğu için yarım çemberin ölçüsü 5K, 5 kat. O zaman diğer yarısı da 5K. AD'ye de kaç kalıyor arkadaşlar? 3K kalıyor. Burası da 3K olur. Böylece toplamda ne oldu? 10K eşittir. Bir tam çemberin ölçüsü 360 derecedir. 1K eşittir 36. Buradan da 1K 36 ise burası 36 derece olur. DC yayın ölçüsü. AB yayın ölçüsü de 72 derece olur. Böylece x eşittir 72 artı 36 bölü 2. Bu da eşittir 54 derece. Cevap Edirne. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar düzlemde bir ABC üçgeni önceden çizmiştim soruyu. AB kenar uzunlukları BC ve AC sırasıyla 7, 16 ve AC'nin uzunluğu da 13. A merkezli bir çember çizilmiştir B'den geçen. O zaman AB yarıçap olur. Şuradaki doğru parçasının uzunluğu da 7 olur. Geriye ne kaldı o zaman bize? Yani bu D noktası demiş bu noktaya. AD'nin uzunluğu 7, DC'nin uzunluğu da 6 olur o zaman. 13 eksi 7, 6. Sonra C merkezli ve D noktasından geçen bir çember daha vermiş bize. Bu çemberin de BC kenarını kestiği noktaya E noktası demiş. BE'nin uzunluğunu sormuş bize. BE'nin uzunluğu. Arkadaşlar bu C merkezli çemberin yarıçapı 6 olduğundan dolayı şu EC'nin uzunluğu da 6'dır. O zaman X de eşittir. BC kenarının uzunluğu 16 eksi EC'nin uzunluğu 6. O da eşittir 10 olur. Cevabımız Adana. Sıradaki sorumuzda bir katı cisim sorusu. Bir tane silindir verilmiştir. Bir de yarıçapı 5 olan küre. Silindirin çapı 6'ya eşit. Yüksekliği 6. Şu kürenin tepe noktasından zemine kadar uzaklığı h demiş. Bize bunu bulmamızı istemiş. Şimdi burada bu tepe noktasından silindirin tabanına kadar doğru parçasını çiziyoruz. H'e eşit oluyor. Buradan da arkadaşlar şu yarıçapı kullanacağım kürede. Buradaki silindirin yarıçapını 3 diye kullanacağım. Burası kaç oldu? 3, 4, 5 üçgeninden 4 oldu. Bu uzunluk 5 oldu. Burayı da 6. O zaman H toplamda 6 artı 4 artı 5'ten 15 oldu. Cevabımız Denizli. Sıradaki sorumuz yine bir katı cisim sorusu. Üçgen dik prizma. Bazı ayrıtlar verilmiştir. Taban ayrıtları dik üçgende 3 ve 4. Prizmanın yüksekliği de 6'ya eşittir. Bu prizmayı şöyle uzayda çizdiğimizde taban dik üçgen 3, 4, 5 üçgeni prizmanın yüksekliği de 6'dır. Ne sorulmuş bize? Prizmanın yüzey alanı. Prizmanın yüzey alanı arkadaşlar 2 tane taban alan artı yanal alan. Tabanın alanı nasıl bulunur? Dik üçgenin alanı 2 çarpı 3 çarpı 4 bölü 2 artı yanal alan. Yanal alanda taban çevre çarpı prizmanın yüksekliği 6. Tabanın çevresi de kaça eşit oluyor? 5 artı 4 artı 3'ten 12. 12 çarpı 6 yanal alan. Bu da eşittir. 12 artı 72'den 84 eder. Cevabımız Edirne. Sorumuz yine bir katı cisim sorusu arkadaşlar. Tabanı kare olan bir dik prizma.
Kabın üçte biri suyla doluymuş. Yani buradaki suyun seviyesini söyleyebiliriz. Yani altının üçte biri iki olur. Bu prizmayı eğik bir şekilde tuttuğumuzda suyun üst seviyesindeki oluşan dikdörtgenin alanını sormuş bize. Yani bu şekil burada bir dikdörtgen oluyor. Şimdi prizmada arkadaşlar bildiğimiz gibi eğer dik bir şekilde normal suyun seviyesinin iki katına çıkıyor. Çünkü hacim buradaki yüksekliğe doğru orantılı. Yani bu yükseklik suyun seviyesi 2 ise buradaki yükseklik 4 oluyor arkadaşlar. Yani buradaki yükseklik de 4'e eşit. Tabanın uzunluğu 3'tü. Bir ayrıtın uzunluğu. O zaman biz KP'nin uzunluğuna 3, 4, 5 üçgeninden 5 deriz. PR'nin uzunluğu da 3'e eşit. O zaman alan da dikdörtgenin alanı 5 çarpı 3'ten 15 olur. Cevabımız Bursa. Sıradaki sorumuz arkadaşlar dönüşümlerle ilgili. A noktasının verilen doğrulara göre simetrilerini bulacağız. 6'ya 3, y eşittir x doğrusuna göre simetri. Tanıma göre bir noktanın y eşittir x doğrusuna göre simetriğini bulduğumuzda koordinatların yerleri değişiyor arkadaşlar. Bu noktaya da B noktası demişler soruda. Yani koordinatlar B'nin 3'e 6 oluyor. Aynı noktanın x eşittir eksi 1 doğrusuna göre simetri C noktası. X eşittir eksi 1 doğrusuna göre nasıl buluyoruz bir noktanın simetriğini? 2 çarpı eksi 1 eksi apsis 3. Ordinatı aynı kalıyor arkadaşlar. Bu da eşittir eksi 5. Eksi 5'e 6. Burada bu iki koordinatın toplamlarını sormuş bize. Eksi 5 artı 6 eşittir 1 olur. Cevabımız Edirne. Sıradaki sorumuz bir analitik geometri sorusu. Dik koordinat düzleminde bir tane kare verilmiştir. Bir kenarı y ekseni üzerinde. Köşegenlerin de kesişim noktası K noktası 3'e 4. Buradan K noktasından Y'ye doğru dikme çizdiğimizde bu doğru parçasının uzunluğu 3'e eşit oluyor arkadaşlar. Burada da AD'yi bu dikme iki eş parçaya bölüyor veya muhteşem üçlü de diyebiliriz. Bu uzunluklar burada 3, 3 oluyor. Böylece karenin bir kenarı 6'ya eşit olmuş oldu. Alan da 6'nın karesi eşittir 36 olur. Cevabımız Ceyhan. Sıradaki sorumuz arkadaşlar çemberin analitiğiyle ilgili. Dik koordinat düzleminde bir merkezil çember yarıçapı kök 26 diye verilmiş. Çemberin 6 birim uzunluğundaki kirişlerin orta noktalarının geometrik yer denklemi. Kirişlerin orta noktalarının geometrik yeri bir tane çember oluşturacak arkadaşlar yine. Aynı merkezli. Bunun denklemini yazmak için yarıçapına ihtiyacımız var. Burada da bu dik üçgeni kullanacağız. Dik üçgenden Pisagor bağıntısından r kare artı 3'ün karesi eşittir. Kök 26'nın karesi 26. Buradan da r kare eşittir 17 olur. Denklemde aynı merkezli olduğu için merkezli bir çember x kare artı y kare eşittir 17 olur. Cevabımız Ceyhan.
Sıradaki sorumuz da arkadaşlar yine bir analitik geometri sorusu. Dik koordinat düzleminde x eksenini ona sıfır noktasında kesen bir doğru çiziliyor. Bu doğrunun orijine en yakın noktası P noktasıdır. Yani bir noktanın bir doğruya en yakın noktası arkadaşlar o noktadan o doğruya çizilen dikmenin uzunluğudur. Yani buradaki nokta P noktası 2'ye A. P noktasının orijine olan uzaklığını sormuş bize. Yani OP'nin uzunluğunu. Burada OAP üçgeninden P noktasının koordinatlarını kullandığımızda arkadaşlar bu üçgende öklit yaparız. P'nin absisi 2, OH'ın uzunluğu 2 olur. Ordinatı da A olduğu için PH eşittir A. Buraya geriye ne kaldı? HA'nın uzunluğu 10-2'den 8 oldu. Burada da öklit yapıyoruz. OAP üçgeninde A kare eşittir 2 çarpı 8'de 16, A eşittir 4 olur arkadaşlar. OHP üçgeninde K2K kök 5 üçgeni oluyor. Böylece x eşittir 2 kök 5 olur. Cevabımız Ceyhan. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar yine bir analitik geometri sorusu. İki tane doğru verilmiştir. Bunların denklemleri. Bu doğrulardan ve eksenlerden oluşan OABC dörtgeninin alanını sormuş bize soruda. Bu dörtgeni arkadaşlar iki tane üçgene şöyle O ile B'yi birleştirdiğimizde üçgene ayırıyoruz. Bu üçgenlerin alanlarını bulup sonra da dörtgenin alanı bu üçgenlerin alanlarının toplamına eşit oluyor. Üçgenlerin alanlarını bulmak için kenar uzunluğu çarpı o kenara doğru yükseklik bölü 2'dir üçgenin alanı. Şuradaki OC'nin uzunluğuna OA'nın uzunluklarını bulmamız gerekir. Bunları bulmak için de D1 doğrusunun eksenlerle kestiği noktaların koordinatlarını bulmak için x'e 0 veriyoruz. D1 doğrusu için y eşittir 8 diye bulunuyor. Yani OC'nin uzunluğu 8'e eşit. Diğer doğrudan D2 doğrusundan da y'ye 0 değerini veriyoruz. X eşittir 9 bulunuyor y'ye 0 değerini verdiğimizde. Yani şu OA'nın uzunluğu 9'a eşit oluyor. Şimdi de bu kenarlara doğru yüksekliklerin uzunluklarını bulacağız. Bu yüksekliklerde B noktasının yani iki doğrunun kesişim noktasının koordinatlarıdır arkadaşlar. Bu koordinatları bulmak için de bu iki doğruda ortak çözüm yapıyoruz. İkinci doğrunun denklemini 2 ile çarptığımızda 2x artı y eşittir 8. Diğerinin de 2x artı 6y eşittir 18. Çıkarma yapıyoruz taraf tarafa. 5y eşittir 10. Y eşittir 2 bulunuyor. 2x artı 2 eşittir 8'de x eşittir 3 bulunuyor. Yani buradaki yüksekliklerin uzunlukları 3 ve 2. Böylece üçgen taralı alan eşittir bir üçgenin alanı 8 çarpı 3 bölü 2 artı diğer üçgenin alanı 9 çarpı 2 bölü 2'den eşittir 12 artı 9'dan 21 bulunuyor arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde 3 tane nokta verilmiştir. Bu noktalarda bulunan 3 karınca birer doğrultu seçip aynı anda ve eşit hızlarla yürümeye başlıyor. Buna bir süre sonra bu 3 karınca aynı anda bir P noktasında buluşuyor. Buna göre P noktasının koordinatları toplamı kaçtır diye sormuş soruda. Şimdi bu noktaları dik koordinat düzleminde yerleştirdiğimizde arkadaşlar 0'a 2 A noktası olsun.
4'e 2 B noktası. Diğeri de C noktası da 4'e 4. Aynı anda aynı hızlarla hareket ediyorlar. Demek ki üçünün aldığı yol birbirine eşit olacak. Şurada ABC üçgenini oluşturduğumuzda arkadaşlar, bu bir dik üçgen. Muhteşem üçlü kuralından biliyoruz ki şu 3 bu noktaya da P noktası olur. Şu 3 doğru parçasının uzunlukları birbirine eşittir. P noktasının koordinatları kaç olacak peki? Onun koordinatlarının toplamlarını sormuş bize. Şurada benzerlik kullandığımızda bunun tamamı 4 birim, yarısı 2 olur. 2'ye. Ordinatı da arkadaşlar buradan kullandığımızda şuradaki uzunluk, kenar uzunluğu 2 birim, yarısı 1, 1 olur. O zaman ordinatta bunun da bu kısmı 2 idi. Tamamı da böyle bu şekilde 3 olur. Yani P'nin ordinatı da 3'e eşit olur. Böylece bunların da toplamları 2 artı 3'ten eşittir 5. Cevabımız Ceyhan. 27, 28, 29 ve 30. sorular arkadaşlar bu sene müfredat dışı, o yüzden de çözümlerini yapmıyoruz. Hoşça kalın diyorum. ...2018 TYT geometri soruların çözümleri. Birinci sorumuza arkadaşlar bir tane ikizkenar üçgen verilmiştir. İki açısının ölçüsü x'tir. Bize bu x'in ölçüsünü sormuş. Bu üçgenlerden 4 tanesinden bir tane desen oluşturulmuştur. Buradaki bu desendeki bu verilen üçgenin açılarını kullanacağız. Bunları yerleştirdiğimizde bu açılar da burada x x olur. Üçüncü köşedeki açımız da 180-2x'tir. Aynı açıdan burada 3 tane var arkadaşlar. Bu 3 üçgende bu açıların 3 tanesi de 180-2x. Artı x topladığımızda bir tane tam açıyı veriyor bize. Yani bir tane denklem yazıyoruz. 3 çarpı 180-2x artı x eşittir 360. Bu denklemi de çözdüğümüzde 5x eşittir 180, x eşittir 36 diye bulunur. Cevabımız Denizli. İkinci sorumuzda arkadaşlar doğrusal bir yol üzerinde aralarındaki uzaklık 9 metre olan 3 ve 5 metre yüksekliğindeki iki lamba direği ve bu direklerin arasında bulunan 1 metre yüksekliğindeki bir çubuk şeklinde gösterilmiştir. Bu lambaların oluşturduğu gölgenin boyu kaç metredir demiş. Yani gölgemiz şu doğru parçaların uzunlukları. Bunlara da A dersem. Benzerlik kullanıyorum bu iki üçgende. 1 uzunluğuna 1A ise 3 uzunluğuna buradaki uzunluk 3A olur. Yani şurayı da A kalır. Diğer taraftan diğer dik üçgenlerde de 1 uzunluğuna 1A, 5 uzunluğuna bunun tamamı 5A olur. Yani şurayı da 3A kalır. Böylece toplamda 6A eşittir 9. Buradan da A eşittir 3 bölü 2. Cevap Ceyhan olur. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar uzunluğu 20 metre olan bir mavi renkli elektrik direği fırtına nedeniyle tam ortasından kırılmıştır. O zaman bunların uzunlukları 10, 10 olur arkadaşlar.
Direklem bu duvarın arasındaki mesafe 8. Bize duvarın yüksekliğini sormuş. Duvarın yüksekliği burası x olur. Bu duvarın yükseklerini bulmak için arkadaşlar şu direğin uç noktasından dik kısmına doğru bir dikme çiziyoruz. Bir tane dik üçgen oluşturuyoruz. Buradaki uzunluk da x olur. Buraya da 10 eksi x kalır. Bu yatay dik kenarın uzunluğu da 8'e eşit. Burada gördüğümüz gibi 6, 8, 10 üçgeni vardır. Yani 10 eksi x eşittir 6 olur. Buradan da x eşittir 4. Cevabımız Ceyhan. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar dikdörtgen biçimindeki bir televizyon ekranı ile köşegeni televizyon üst kenarında bulunan kare şeklindeki bir dantelin yarısı gösterilmiştir. Daha sonra bu dantelin ekranın üzerinde kalan köşeleri aşağıdaki gibi düşey doğrultuda 2 birim aşağı kaydırıldığında dantelin ekranı üzerinde kapladığı alanın ilk duruma göre 16 birim kare arttığını görülüyor. Buna göre dantelin alanı kaç birim karedir demiş. Yani karenin alanını bulacağız. Şimdi buradan şu iki köşeyi birleştirdiğimizde bu doğru parçasına doğru da dikmeler çizersek bunun uzunluğu 2'dir. Bunu ayrıca bu yamuğu çizersek kare şeklinde olduğu için yani buradaki açılarımız arkadaşlar 45 derece olur. Bu dikmenin uzunluğu 2'ye eşitmiş. Buralarda 2. Buradaki alana A dersek alanın ilk duruma göre 16 birim kare arttığını görüyoruz. Yani şuradaki alan 16 birim kareymiş. Yani bu yamuğun alanı 16'ya eşitmiş. O zaman burayı bu iki alan üçgenlerin alanları 2 çarpı 2 bölü 2'den 2 olur arkadaşlar. Bu alanda 2. Geriye ne kaldı? Burayı 12 kaldı. Şu kenar uzunluğunu bulmak için A dersem A çarpı 2 eşittir 12'den. A buradan eşittir 6 olur. Yani bu uzunlukta bu dantelin köşegenini veriyor bize. Karenin alanı köşegenlerin çarpımı bölü 2 yaparız. Yani 10 oldu karenin köşegen uzunluğu. 10 çarpı 10 bölü 2'den de cevabımız 50. Cevap Ceyhan. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar dikdörtgen şeklindeki bir kağıt önce kısa kenarına paralel olan AB doğrusu boyunca şekil 1'deki gibi ok yönünde sonra uzun kenarına paralel olan CD doğrusu boyunca şekil 2'deki gibi ok yönünde katlanarak şekil 3 elde ediliyor. Şimdi bu şekil 3'ü tamamlarsak arkadaşlar ne kadar katlanmış? Bu B kadar katlanmış. Burası C ise burası da C olur. Buradan bu şekilde CD boyunca katlandığında bu da C olur. Burası da C, burası da D olur. Buna göre
başlangıçta kullanılan kıyağın alanının A, B, C ve D türünden ifadesi nedir demiş. Burada da bu alanları topladığımızda kaç tane A var? Bir tane A var. İki tane B var arkadaşlar. Kaç tane C var? Dört tane C. İki tane de D'miz var. Artı iki D. Cevaplardan da ne oluyor? Denizde oluyor. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar birim karelerden oluşan ve her birim karenin alanının 1 kilometre kare olduğu bir harita üzerinde A, B, C, D ve E köylerinin konumları şekildeki gibi gösterilmiştir. O noktasında bulunan bir helikopterin 4 kilometre uçmasına yetecek kadar yakıtı bulunmaktadır. Bu helikopterin ulaşabileceği en uzak köy aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi o zaman O noktasından A'yı, B'yi ve diğer noktaları birleştiriyoruz. İki nokta arasındaki uzaklık bulacağız arkadaşlar. O A'yı bulmak için şuradaki dik üçgenleri kullanıyoruz. O A'nın uzunluğu 2'nin karesi artı 2'nin karesinin karekökü, o da kök 8 oluyor. 4 kilometreden azdır kök 8. OB'yi buluyoruz. OB'yi bulmak için de buradaki dik üçgeni kullanıyorum. 2'nin karesi artı 3'ün karesinin karekökü. O da kök 13 oluyor. O da 4'ten küçüktür. OC'nin uzunluğu 1'in karesi artı 4'ün karesi kök 17. Dörtten büyük. OD'nin uzunluğu 1'in karesi, buradaki üçgeni kullanıyoruz, dik üçgeni, 1'in karesi artı 3'ün karesi kök 10 oluyor. O da 4'ten küçük. Ve OE'nin karesi, ona da buradaki üçgeni kullanalım, 3'ün karesi artı 3'ün karesinin karekökü kök 18. Bu da 4'ten. Bu 3 tane bulduk. OA, OB ve OD. Bunların arasında en büyük sayı kök 13 olduğu için cevabımız Bursa oluyor arkadaşlar. Çünkü bize en fazla demiş, ulaşabileceği en fazla köy. Sıradaki sorumuzda bir bir arabanın yarım daire biçimindeki arka camında O noktası etrafında dönebilen bir silecek bulunmaktadır. Bu sileceğin cam üzerinde O noktasına uzaklığı en az bir birim. Neresi olacak bir birim arkadaşlar? Şu kısım bir birim olacak. En fazla 5 birim demiş. Neresi 5 birim olur? O zaman şunun tamamı da buraya kadar 5 birim olur. Çalıştırılan bu silecek şeklindeki gibi 120 derece döndüğünde sileceğin temizlediği alan camın alanının yarısı olmaktadır. Buna göre camın yarıçap kaç birimdir demiş. Yani buradaki yarıçapı sormuş bize. R'yi. Şimdi buradaki merkez açı da 120 derecedir. Yarıçapı bulmak için arkadaşlar bu alanı kullanacağız. Yani buradaki sildiği alan dıştaki 120 derecelik dilimin alanından şu içteki 120 derecelik alanı çıkarttım. Yani camın, arka camın alanının yarısına eşitleyeceğiz. Dıştaki dilimin yarı çapı 5 olduğu için pi çarpı 5'in karesi çarpı 120 bölü 360
eksi pi çarpı 1'in karesi çarpı 120 bölü 360'da ne buluyoruz? 25 pi bölü 3 eksi pi bölü 3. Bu da eşittir 8 pi. Camın alanının yarısı 8 pi ise tamamı 16 pi olur arkadaşlar. Alanı 16 pi eşittir. O da yarım daire olduğu için 1 bölü 2 pi çarpı r kare diyoruz. Buradan da r kare eşittir 32, r eşittir 4 kök 2. Cevabımız Adana. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar, kenarları ortak olan düzgün bir dokuzgen ve düzgün bir beşgen verilmiştir. Bunlardan oluşan bazı doğru parçaların arasında, yani dokuzgenin bir kenarından şu doğru parçasının arasındaki açıyı sormuş bize. Kenar sayısı 9'a eşit olduğunda iç açıları kullanacağız. Düzgün dokuzgenin ve beşgenin iç açısı 360 bölü 9, 40 dış açı 40, iç açı da 140 derece olur. N eşitse 5'e, 360 bölü 5 72, iç açı 72, dış açı 72, iç açı da 108 derecedir. Şimdi burada bir kenarları ortak olduğu için şu uzunluklar birbirine eşit olur arkadaşlar. Burada o zaman şu köşedeki açıyı bulacağız. 140 eksi 108 eşittir 32. Yani buradaki açımız 32. Bu üçgende ikiz kenar üçgen, yani diğer iki açıyı da bulmak için 180 eksi 32 bölü 2 yaparız. Buradan da 2'ye böldüğümüzde 74. Yani şuradaki açılar 74. 74 derece. Şimdi dokuzgenin bir iç açısından da 74'ü çıkardığımızda x'i buluyoruz. X eşittir 140 eksi 74. O da eşittir 66 olur. Cevabımız Bursa. Sekizinci soruda arkadaşlar, yine bir analitik geometri sorusu karşımızda. 3 tane nokta verilmiştir koordinatları ile. Bu A ile B noktaları arasındaki uzaklığa 6 kilometre denilmiş. A ile C arasındaki uzaklığı sormuş bize kilometre cinsinden. Burada A, B doğru parçasının uzunluğunu bulacağız arkadaşlar. İki nokta arasındaki uzaklıkta x'lerin farkının karesi artı y'lerin farkının karesini karekökü 10 eksi 2'nin karesi artı 14 eksi 8'in karesi, burada bir de bunun karekökünü alacağız, 8'in karesi 64 artı 6'nın karesi 6 8 10 üçgeninden de söyleyebiliriz eşittir 10. Şimdi burası 10 birim. 10 birim 6 kilometre eşitse ölçeklendirme altı bölü 10'a eşittir. O zaman A ile C doğru noktalar arasındaki uzaklığı buluyoruz. 7 eksi 2'nin karesi artı 20 eksi 8'in karesi ve bunun karekökü eşittir 5, 12, 13 üçgeninde 13 oluyor. Ölçeklendirme 6 bölü 10'a eşit olduğu için 6 bölü 10 çarpı 13 diyoruz. Eşittir
78 bölü 10. O da eşittir 7,8. Cevabımız Adana. Sıradaki sorumuz arkadaşlar bir katı cisim sorusu. Başlangıçta tüm yüzeyleri beyaz renkli olan bir dikdörtgenler prizmasının bir yüzü kırmızı, bir yüzü mavi ve bir yüzü sarı renkte boyandığında kırmızı boyalı yüz haricindeki yüzeylerin alanları toplamları. Şimdi bildiğimiz gibi arkadaşlar dikdörtgenler prizmasının tüm yüzeyleri birer dikdörtgen. Bunlar da karşılıklı olanlar birbirine eşittir. O zaman bir yüzeyine a çarpı alanına a çarpı b dediğimizde diğerinin a çarpı c, diğerinin de b çarpı c olur. İki tanesinin ikişer tane alırız. Üçüncüsünü bir tane. Bunların toplamları 82'ye eşitmiş. Mavi boyalı yüz haricindeki yüzeylerin alanlarının toplamları 79. Bu defa başka bir yüzeyin alanına a çarpı c diyorum. Diğerlerini ikişer tane 2 ab artı 2 bc eşittir 79. Üçüncüsü de ne olacak? A çarpı c var, b çarpı c var. Ne kaldı? A çarpı b. Diğerlerinden ikişer tane alacağız. Bunların da toplamları 74'e eşitmiş. Bunları taraf tarafa topladığımızda arkadaşlar 5 tane AB, 5 tane BC, 5 tane de AC var. Eşi parantez önüne alıyorum. Diğer tarafta da bunların da toplamları 235 eder. Böylece AB artı AC artı BC eşittir 235 bölü 5'ten 47 bulunuyor. Peki dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı nedir? Bu yüzeylerin, üç yüzeyin alanlarının toplamlarının iki katıdır arkadaşlar. Yani bunun da iki tarafını 2 ile çarptığımda 47 çarpı 2'den 94 bulunuyor. Cevabımız Ceyhan. Son sorumuz yine bir katı cisim sorusu. İç içe iki tane silindir verilmiştir. Dıştaki silindirin yarıçapının içteki silindirin yarıçapına oranı sorulmuştur. Şimdi içteki silindir tamamen su ile dolu. Bunu yarıçapına R1 dedim. Dıştakisinin yarıçapına da R2 dedim. İçteki su dıştakisine aktarıldı. Bu musluklar biri içteki silindirde, diğer ise silindir arasında kalan bölgeye birim zamanda aynı miktarda su doldurulmaktadır demiş. Bu musluklar aynı anda açılıp içteki silindirin tamamı dolduğu an musluklar kapatılıyor. Son durumda içteki silindirde bulunan suyun yüksekliği silindirler arasında kalan bölgedeki suyun yüksekliğinin 4 katı. Yani burada bir hacimleri eşitleyeceğiz arkadaşlar. Ama hangi hacimleri alacağız? İçteki silindirin hacmini ve içteki ile dıştaki silindirin arasında kalan bölgenin hacmini. Biri diğerinin 4 katıymış. Biri diğerinin 4 katıymış. O zaman bu içteki silindirin hacmi V eşittir pi çarpı R1'in karesi çarpı 4H. Bu iki silindirin arasındaki hacim nedir peki? O da aynı içteki silindirin hacmine eşittir. Pi çarpı R2'nin karesi çarpı H eksi, yani dıştakisinin yüksekliği H'a eşit, eksi buradaki bu silindirin, yani yüksekliği H olan, yarıçapıda R1 olan silindirin hacmi. O da pi çarpı R1'in
karesi h. Buradan da bunları eşitlediğimizde 5 her iki hacmi de 5 r1'in karesi eşittir r2'nin karesi olur. R2 eşittir kök 5 r1. Yani dıştaki silindirin yarıçapının içteki silindirin yarıçapına oranı kök 5'e eşit oluyor arkadaşlar. Cevabımız Bursa.